Peygamberimiz zamanında cennet gibi bir ortam oldu. Herkes birbirinin velisi. Herkes herkese evine gidiyor, müzik var, eğlence var, sohbet ediyorlar, Allah'ı anıyorlar, namaz kılıyorlar. Çok şahane bir ortam var. Dikkat edin, hanımlar hepsi dekolte ve çiçek gibi giyiniyorlar. Ama o devirde Musevi hanımlar başlarını tıraş ediyor. Kazıyorlar. Ve başları kapalı. Hristiyan kadınlar kapalı. Bir tek Müslüman kadınlarda anormal karşıladıkları bir hürriyet var. Ama muazzam bir coşku. Kadınlar tef çalıp eğleniyorlar. Müzik var. Makyaj yapıyorlar. Dekolte, bakımlı, süper güzeller. Bu münafıkların çok ağırına gitti. O Dıra Mescidi münafıklarının. Müşriklerle işbirliği yaptılar. Ve münafıklar müşrikleri teşvik edip, yani bu kadınlar böyle geziyor, siz bunlara niye ses çıkartmıyorsunuz? Biraz işte görmüyor musunuz diyor, dekolte işte geliyorlar falan, rahatsız edin falan dediler. Yani ben uygunuyla söylüyorum. Müşrikleri kullandı münafıklar. Mümin kadınların dekoltesine rahatsız oldukları için. Allah o baskıyı kaldırmak için, yani kadınlar yine dekoltesini rahat yaşayabilmeler ama müşriklerin o atağını durdurabilmek için, münafık atağını durdurabilmek için sadece o alçakların olduğu yerlerde örtünün dedi Allah. Zaten layık değil onlar bakmaya. Çok da iyi oldu. Bütün güzellikler örtüldü. Sadece müminler görebildik güzel kadınları. Münafıklar, alçaklar göremediler. Münafıklar zaten gıcık oluyordu. 300 münafık. Dırar Mescidi ekibi onlar. Yani dekolte kadar hiç tahammülleri yoktu. Hiç. Ve erkek erkeğe yaşıyor. Hepsi homoseksüeldi. Kadın nefreti homoseksüeller çok eskidir. Bakın şu anda da görüyorsunuz. Hep homoseksüeldirler. Hiç şaşmaz. Ve kadınlardan nefret ederler. Peygamberimiz müthiş seviyordu kadınları. Ve acayip özgür yaşatıyordu onları. Kendi hanımları da çok özgürdü. Fakat bir sefer hanımlarını da rahatsız etmeye başladı münafıklar. Onların dekoltesinden çok rahatsız oldular. Enaniyetlerine ağır geldi. Önce Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler münafıklar. Ki rahatsız olsun da mümin kadınlar yani rahat yaşayamasın diye. Ağır baskılar arttı bir sefer hanımlarına mesela laf atmalara başladı. Müminler, müminim diyor, münafık geliyor. Peygamberin hanımına böyle imalı sözler ediyor. Yani beğendiğine dair ya işte yahut işte peygamberden ayrılmasına dair haşa. Böyle alçakça onları rahatsız edecek konuşmalar yapıyorlardı. O yüzden o ayet indi işte. Perde arkasından peygamberimizin hanımlarının konuşması ayet indi. Bu o devirdeki münafıklara karşı alınmış bir tedbirdi. Ve dekolteden o alçakların rahatsız olmasından kaynaklanan bir durumdu bu. Yani peygamberin hanımının dekolte olmasından da onları rahatsız edip onları sıkıntıya düşürmeye çalışıyorlardı. Allah da o alçaklarla görüşmemeleri için perdeyle onları ayırdı. Ve göremediler peygamberimiz hanımlarını. Ama tabii diğer müminlerin yanında mümin hanımlar hep dekolte gezdiler. Yani güvenilir ortamlarda gezdiler. Dolayısıyla münafıkların en ağırına giden şey de müminlerin kadınlarla olan bağıdır. Kadınların onlara nimet olması, o çok ağırlarına gider. Çünkü onların homoseksüelliğin dışında bir yolu olmaz. Ve kadın nefreti onlarda çok şiddetliydi. Mesela çocuk oluyordu, gömüyorlardı kız çocuğu. Canlı canlı yeni doğmuş kız çocuğunu toprakla örtüp gömüyorlardı o devirde peygamberimiz zamanında. Yani muazzam bir kadın nefreti vardı. Sonra peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Ömer'i şehit ettiler. Ebu Bekir'in vefatından sonra güç kırıldı. Alan bunlara açıldı. Ondan sonra işte kadınlar aleyhine bütün hükümleri peygamber dedi diye yalan söyleyerek hepsini uyguladılar. Yani bu kadınlar aleyhindeki bütün hükümler o devirde o güruhun baskısı sonucunda gelişti. Ve bu zamana kadar da geldi. Ama peygamberimiz diyor, benim evladım diyor, benim oğlum. Zamanı gelince bunların oyunlarını bozacak diyor ahir zamanda. Fakat tabii Mehdiyettir yani burada kastedilen.
Mehdiyet'e karşı münafıklar ve küfür çok amansız bir karşılık vereceğini de yine hadislerden anlıyoruz. Mesela bak, münafıkların silsileler halinde saldıracağını söylüyor Peygamberimiz. Buğdaya saldıran kurtlar gibi diyor. Onları temizler, bir daha gelirler diyor. Bir daha temizler, bir daha gelirler. Bir daha temizler, bir daha gelirler. Silsile olarak devam edecek diyor bu. Yani biz bir faslındayız daha. Mesela ilginç münafık tipleri de çıkıyor. Beni seviyor gibi gösterten münafık tipleri. Evet, ben ilk defa görüyorum bunu. Yani sen ya, ben Peygamberimize yapıyorlar. Evet. Mesela sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Evet, evet. Ama biz görmemiştik bunu. Evet. İlk defa bunu da gördük. Süper, onlar yalan söylüyor diyor Allah diyor. Yani senin Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyorlar diyor. Yanına gelip sofrasına oturuyorlar diyor. Ya sen Allah'ın Resulüsün. Halbuki nefret ediyor. Şimdi bak, bazı öyle münafıklar var. Yani ben, bana müthiş kinli oldukları halde bakıyorum. Hocam, canım hocam, ben seni çok seviyorum. Peki, güzel, çok güzel. Ama arkadaşlarımdan nefret ediyorum diyor. Lan zehir tutup mu yedin sen? Kafan mı gitti? Cifa mı ulaştı bir yerlerine? Bu nedir ya? Arkadaşlarımla nefret ediyormuş. Beni de çok seviyormuş. Beni dahil etsen de hiç bir sormuyor mu ya? Çünkü beni değerlendirmesinin nedeni ne biliyor musun? Para topluyor milletten. Diyor ki Adnan Bey'in diyor, ben talebesiyim. Fakirim, garibanım. İşte Allah yolunda mücadeleyiz, görüyorsunuz diyor yani. Herkes şey yapıyoruz. Peki ne olacak? Para yok diyor cepte diyor. Mümin mümine yardımcı olması gerekiyor diyor. Hani velayet sistemi var ya Kur'an'da. Cebini açıyor, rica ederim diyor hani. Para toplamak. Kardeşim, benim adımla bu devirde para toplamak çok büyük bir ahlaksızlıktır. Biz parasız Allah rızası için hizmet ediyoruz. Benim adımı kullanarak nasıl para toplarsın ya? Nasıl büyük bir ahlaksızlık bu? Boğazına tıkansın. Boğazına tıkansın. Bak, bana kinli olduğu halde benim adımdan para toplamak. Bu çok büyük bir ahlaksızlık. Aslında beni de dahil edecek. Fakat parayı toplayamayacağı için beni dahil etmiyor. Hiç bekletme. Beni de dahil et. Biz de sevaptan istifade edelim yani.